Servis hocam. Hazırız baş. Beraber gel. Makas kesmiyoruz. Burayı 24 saat kullanabileceksiniz. Sizler için yaptık. Bunun yanında şimdi Kızılay'da da bir tane kütüphanemiz bitiyor. ODTÜ metro istasyonu gibi 2-3 metro istasyonu da daha yerlerimiz bitmek üzere. Ayrıca Sıhhiye'de akademik kafe var. Buna benzer kafeleri sizler için çoğaltacağız. İnternetiyle, altyapısıyla her şey sizler için hazır olacak. Sizden istediğimiz tek şey okullarınızda başarılı olmanız. Bir an evvel okullarınızı bitirip güzel meslekleri yapıp kazanıp inşallah hem kendinize, ailenize ve ülkemize faydalı olmanız. Hayırlı uğurlu olsun. Kodları hep birlikte okuyalım. Mansur Başkanım bize oku. Şöyle yapalım. Efendim? Sayın Mansur Başkanım, öncelikle biz öğrenciler için açmış olduğunuz öğrenci yurtlarında kalmaktan çok mutluyum. Hiç bilmediğim bu şehirde kendimi sayenizde çok güvende hissediyorum. Kurtuluş Şefkat Evi'nin giriş saatini 23 yapsanız çok daha mutlu oluruz diye. Yaptık. Başkanlık böyle bir şey. Bir diğer notu okuyorum. Sayın Mansur Başkanım, öncelikle bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da kendimiz siz olduğunuz için güvende hissediyoruz. Sizden bir ricam olacak. Kaldığım Gazi Mahallesi Kurtuluş Şefkat Evi'nin de son girişini 23 yapmamız gerekiyor. Bize mi ait orası da? Evet. Ben taşıyım. Eyvallah. Tamam. Talimat verdik, o da halloldu. Bir diğer arkadaşımız da diyor ki bu etkinliğe bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gençlerle hatır kahvesi umarım 40 yıl hatırı olur diyor. İnşallah. Bir şikayet de var başkanım. 366 seferlerinin hafta sonu dahil olmak üzere artırılmasını talep ediyoruz diyor. Evet, iletelim hemen Ego'ya. Evet, kahvaltı öğünü ve ana yemekleri çok güzel ve bunları neden daha güzel yapmayalım diye bir soru sormuş bizlere. İnşallah, onlar da geliştiririz çocuklar. Onlarda da var. Var mı başka yazmayıp da ben soru sormak istiyorum diyenler arkalarda? Evet gençler, sizin için evet oraya iletelim. Atatürk Orman Çiftliği'nde dijital hayvanat bahçesi açtık. Konser alanı yapıyoruz aynı zamanda. Önümüzdeki yıla evcil hayvanlar parkıyla tamamı bitiyor. Aynı zamanda Batıkent'te 50 futbol sahası büyüklüğünde sizler için bir park ve öğrenciler için çalışma alanları olacak. Yine Bakap dediğimiz Gölbaşı'da 3,5 milyon metrekarelik bir yer var. Orasında inşallah sizler için açıyoruz. 3 tane teknokentimiz var. 4. 5.lerde yapacağız daha iyi geliştirmeniz için. Yeter ki siz okuyun. 220 liraya sınırsız binişiniz var. Türkiye'nin başka yerinde yok. Bunun gibi talepleriniz olursa bize iletin. Dinliyorum kızım. Evet, şimdi onunla ilgili bilgi vereyim. 6000 kapasiteli barınağımız bitti ve hayvanseverlerin oluşturduğu derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Kendilerine oradaki hayvanları istedikleri kadarını kendilerine vereceğiz. Bütün masraflar bizden, getirmesi götürmesi bizden. Onlar bakacaklar. Sadece bizim görevlerimiz değil. Zaman zaman görevlilerden bu konuda şikayet geliyor. Ve aynı zamanda da hem ısıtmalı ve kameralı olacak. İstediğiniz zaman gidip onlarla vakit geçirebileceksiniz. Bir de Gökçeyurt bölgesinde barınak olmadan tamamen kendi rahat gezebilecekleri bir alan daha yapıyoruz. Onun da projesi yapıldı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Kısırlaştırma projenizden de en az 100 tane kedi. Sırf ben kısırlaştırma ücretsiz bir şekilde bunun için de çok
Tamam. Sağ olun. Türkiye'de ilk defa kısırlaştırma ihalesini yapan da biziz. Ankara Büyükşehir. Bizden önceki dönemde 5 yılda 20 bin kısırlaştırma yapılmış. Biz 80 bin kısırlaştırma yaptık. Evet, başka sorumuz var mı? Şöyle uzatıyorum. Her yere oturmuşsunuz, gelemiyorum. Selam, ben merhaba. Okuyorum şu an. Keçiören'in altyapı sunaklarına bir planınız var mı şu an? Sel basıyor her zaman geldi. Evet, şimdi Keçiören Belediyesi'nin önünü çözdük. Başpınarı Caddesi'nde çözdük. Fakat Keçiören'in altyapısı 1984 yılında yapılmış. Ve 300 bin nüfus var. İller Bankası, Dünya Bankası'ndan 50 milyon euro onun için kredi temin ettik. Projesi bitince tümünün ihalesi sıfırdan yapılacak. 300 bin nüfusa göre yapılan altyapının şehir 1 milyona çıktığı zaman yetmeyeceği belli. Sadece imar artışıyla bu binalar yapılmış ama altyapılarda hiçbir yenileme yapılmamış. Sadece Keçiören'de değil, maalesef Ankara'nın eski yerleşim bölgelerinin hepsinde bu problem var. Biz altyapıya da oldukça fazla para ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Esnada yeni notlarımız geldi. Metka yurduna buzdolabı isteniliyor başkanım. Hemen bugün gönderin Önder Bey. Bugün hemen geliyormuş arkadaşlar. Hemen oraya gelmeden önce de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerle ilgili yaptığı çalışmaları bize söyleyebilir misiniz diyor bir arkadaşımız. Evet, Türkiye'de ilk defa engelli olanla olmayanın bir araya geldiği bir kreş yaptık. Türkiye'de şu anda sanıyorum tek. Onları evlerinden alıp getirip götürüyoruz. Engelsiz park yaptık. Bunun gibi engellilere yönelik çok çalışmamız var. Bir daha ya da engellilerle ilgili şube değil, daire başkanlığı olacak. Daha geniş bir bütçeyle daha çok hizmet edeceğiz inşallah. Otur. 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 Ben Yeni Mahalle ilçesinde oturuyorum. O Zeynepçik Parkı var, Antares'in karşısında. Biz ne zaman oraya bisiklet sürmeye gitsek, işte hani bisiklet yolu olmadığı için hani kaldırımda zaten dar var, darlık var. Hani yürüyüş parkından gitmek istiyoruz. Onda da genelde ampa güvenlikleriyle sıkıntı yaşıyoruz biraz. İşte sana müjdem şu Antares'in hemen arkasında. Biraz önce söylediğim 50 futbol sahası büyüklüğünde park bitti hemen hemen. Yakında açıyoruz. Orada bisiklet yolları da var. İstediğin kadar kullanabilirsin. Bakap dediğimiz göl başında hafta sonu ailenle gidebilirsin. Tam 29 kilometre bisiklet yolu var orada. Orayı zaten her hafta sonu halı sahaları için sürekli peki, gidiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gençlikte daha fazla enerji var bence. Daha büyük alkışlar da gelebilir sizin için. Mansur Başkanım, benim bir sorum var. Dinliyorum kızım. Nasılsınız? Sağ ol kızım, sen nasılsın? Ben deyim. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum, elektrik elektronik mühendisi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarına kalıyorum. Bunun için ilk önce teşekkür etmek istiyorum. Eğer ki seçimi alırsanız inşallah, böyle istiyoruz. Seneye de, öbür senelerde yurdumuz aktif olacak mı, devam edecek mi öğrencileri korumak için? Aynen, yenilerini de yapacağız. Biz öğrenciler için açmış olduğunuz öğrenci yurtlarında kalmaktan çok mutluyum. Hiç bilmediğim bu şehirde kendimi sayenizde çok güvende hissediyorum. Kurtuluş Şefkat Evi'nin giriş saatini 23 yapsanız çok daha mutlu oluruz diyor. Yaptı. Başkanlık da öyle bir şey. 220 liraya sınırsız binişiniz var. Türkiye'nin başka yerinde yok. Bunun gibi talepleriniz olursa bize iletin. İnşaat mühendisi okuyorum. Metka Plaza yurdunuzda kalın. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten evsiz kaldığım bir dönemde yardımcı oldunuz. Çok özel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmeler arkadaşlar. Her şeyden önce hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su maliyetinin altında satılamaz. Bugünkü maliyetimiz 37 lira. Hatta üzerinde biraz da. Biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda su 1.6 dolara satıldı.
ve Sayın Mustafa Tuna geldiğinde de bunu yarıya indirerek 0.90'a satmaya başladı. Şu anda su fiyatımız 0.70 dolar civarında, 21 liradır. Yani maliyetinin neredeyse yarısına su veriyoruz zaten. Amaçları Polatlı'ya giden suyu engellemek veya diğer ASKİ'nin yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı. Daha önce bu kararı belediye meclisinde çoğunluklarına dayanarak aldılar. Ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlarda zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti. Birincisi bu. İkincisi, 50 liraya su satan eski dönemin aksine biz sosyal yardım alan ailelere ve depremzedelere şu anda tonu 1 liradan veriyoruz. Öğrenci evlerine %50 indirimli olarak veriyoruz ve Ankara halkını bu konuda mağdur etmiyoruz. Aynı zamanda 2010-2019 yılları arasında asgari ücretten zorunlu gider olan su bedeli %8 civarında, yanlış hatırlamıyorsam 4.7 iken şu anda 1.3'e veriyoruz. Asgari ücret payı bu. Bu çaresizliklerini gösteriyor. Yani yasal olarak yapamayacak şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar bekliyoruz kendilerinden. Doğalgaz indiriminde de %50'ye gitmelerini, elektrikte de %50'ye gitmelerini inşallah bekliyoruz. Aynı zamanda otobüslerde de eskiden 1 dolara satıldı ortalama. Şu anda 0.50 doların da altında hizmet veriyoruz. Gerçek belediyecilik budur. Daha önceki dönemlerde Ankara halkını tabiri caizse kazıkladılar ve hayali projelere para yatırdılar. Biz ise kentin asli ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu akıtmaya başladık. Çamlıdere'den Elmadağ'a su götürdük. Mamak Gölbaşı arasındaki hattı yeniledik. Ve bir de daha önceki dönemlerde yapılmayan, taşkın olacağına dair yapılan ihbarlara hiçbir şey yapmayan eski döneme belediyesinden en az 10 tane bildirilen alanı da yapmış bulunuyoruz. Yani ASKİ'nin bu şartlarda başka türlü çalışma şansı bulunmamaktadır. Gerçekten belediyeciliği bilmiyorlar. Şöyle ki, değerli basın mensupları, suyun fiyatlarını belediye meclisi belirliyor. Belediye meclisinde bizim 148'de sayımız 40 kişi. Bunu tüfe oranıyla belirlenmesine mecliste karar verdik. Kendiler de bunun gerekli olduğunu bildikleri için mecliste önce çoğunluğu sağlayıp sonra meclisi terk ederek zımni olarak zaten bize destek verdiler. Şimdi kendi aldıkları kararla bizi şikayet etmeye kalkıyorlar. İndirimli ve kaliteli su vermeye devam edeceğiz. Musluk sularını içebilirsiniz. Yılda Sağlık Bakanlığı 50 bin noktadan su alıyor ve sularda zaten eğer en ufak bir problem olsa herhalde başımıza neler geleceğini biliyorsunuz. Çaresizlik böyle bir şey. Fark arttıkça bu tür atakları bekliyorum açıkçası. Efendim, yasal olarak yapamazlar dediğiniz zaman bir de gelen kişisel mesaj, seçim yasakları kapsamında. Hem seçim yasakları kapsamında hem de kişisel verileri koruma kanununa aykırı. Bu konuda sanıyorum il başkanlığımız gereken teşebbüsü de yapacaklar. Herkes kanuna uyacak. Herkes aynı şekilde kanunlar karşısında eşittir. İnşallah hem Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve savcılık gerekeni yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum.